Evet arkadaşlar, merhaba. Bugün Steam'de 12,5 liraya satılan Tavern Master isimli güzel bir oyundan bahsedeceğim size. Yani biraz ön tanıtım gibi bir şey olacaktır. Biraz anlatacağım oyunun nasıl olduğunu. Umarım beğenirsiniz. Ben tabii önce bir oynadım biraz. Size de yeni oyuna başlayarak göstereyim biraz istedim. Zorluğu normal seçiyorum. Çok fazla hardcore bir oyuncu sayılmam. Oyuna başladığımızda böyle ilk başta mekanikleri anlatıyor. Oyunda temelde iki tane mekanik var. Birincisi inşa mekaniği, diğeri ise mağaza mekaniği. Bu kısım gördüğünüz inşaat mekaniğiydi. Buradan duvarlar yapıyoruz. Kapı, pencere ekleyebiliyoruz tavernamıza. Bu kısımda mağaza mekaniği. Buradan masalar, sandalyeler, yani koltuklar ve işte aydınlatma, dekorasyon gibi özel şeyler ekleyebiliyoruz. Burada şeyimiz var, bir barımız var. Barda ileride araştırmalar yaparak açabileceğimiz farklı içki türleri mevcut. Aynı zamanda buradan dolum yapıyoruz. Litre fiyatına falan bakabiliyoruz, fiyatları değiştirebiliyoruz. Şimdi buradan, burada da işe alma menümüz var. İşe alma menüsünde her bar için bir tane barmen. Onun dışında garson alabiliyoruz. Hemen başlayalım. Şey arıyorum, özellikle daha fazla müşteri çekebilen garson arıyorum. Çünkü oyunun başında özellikle ufak tefek miktarlarda müşterilerimiz olduğu için müşteri çekmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Günlük ilerlemeli bir sistem. Bu tarz oyunlarda aşina olabileceğiniz gibi. Şuradan zamanı hızlandırabiliyoruz. Her gün sabah 8'de başlayıp gece 12'de biten bir döngüsü var. Şarj zarar tablolarına buradan bakabiliyoruz. Onun dışında biraz daha oynadıkça anlatacağım bir şeyleri daha. Gördüğünüz gibi müşteriler geldi. Garsonumuz ve barmenimiz hizmetlerini yapıyorlar. Burada da görevlerimiz var. 4 masa 8 bank, tavernanın dışındaki tabelaya tıklayarak isim değiştirmek ve herhangi bir araştırmayı bitirmek gibi. 4 görevin 3'ünü hemen yapabiliriz aslında. Şuradan hemen tavernanın ismini ayarlayalım. Bu isim Yüzüklerin Efendisi'ne aşina olanlar, herkesin bildiği Gandalf ve Frodo'nun buluşmaları gereken yerin ismi aslında. 40 golde ulaşırsak hemen masalarımızı, yeni masa ve sandalyelerimizi eklemek istiyorum. Sanırım ama bugün ulaşamayacağız. Yarın ekleriz. Son müşteri de gitti. Gün bitiyor. Gördüğünüz gibi 33 tane içecek satmışız, 83 altın buradan kazanmışız, bonus tarzına 14 altın gelmiş. Masa ve sandalye ve inşaat giderleriyle birlikte 873 gold içeri girmişiz. Ertesi güne başlıyoruz. Ertesi gün tabii ki başlarken paramız düşüyor çünkü barmen ve garsonumuzun maaşları var. Bu maaşların ödenmesi gerekiyor. Burada şöyle bir menümüz var. Burada göstergeler, garson, barmen, aşçı ve araştırmacı ikonlarımız var. Yürünebilir alanları gösterme ve özel müşteri ikonlarını gösterme. Ben özel müşteri ikonlarını göstermeyi seviyorum çünkü barımıza gelen, tavernamıza gelen özel müşterilerin görülmesi açısından güzel oluyor. Şöyle ki, birazdan anlatacağım onu ama oyunda bir özel müşteri sistemimiz var. Bu özel müşteriler araştırma görevlerini yapmak için ihtiyacımız olan şeyler. Mesela burada şarap görevini yapabilmemiz için 20 tane nadir müşteriye ihtiyacımız var. Nadir müşterilerde
mutfağı araştırdıktan sonra göreceksiniz. Menümüzdeki ürünlerin kalitelerine göre, menümüzdeki ürünlerin güzelliklerine göre şey yapıyorlar. Tavernamıza geliyorlar. Hemen iki tane masa koyalım. 340 kolda ulaştığımıza göre. Hem bu görevleri bitirmiş oluruz. Hem de biraz daha günlük kazandığımız parayı arttırmış oluruz. Her gün en azından belli bir süre araştırma, yani oyunun belli bir seviyesine gelene kadar buradan suyumuzu, biramızı vesaire diğer içeceklerimizi günlük dolum yapmamız gerekiyor. Onun dışında da tabii ki evet, mutfağı bitirdik. Mutfak araştırmasını tamamladık. Oyunun hemen limonata araştırmasına başlayalım. Mutfak araştırması için şöyle bir alan şimdi içimizi görecektir. Yani kapı eklesek ve tabi zemin kar olsun. Zemin ücretsiz arkadaşlar. Duvarlar 50'şer gold. Burası bize yaklaşık 400 golda mal oldu. Bir tabak tezgahı. Bir aşçı tezgahı. Bir tane de kasa koyabiliriz. Tabi bunları koyduğumuza göre artık bir tane aşçıyı işe almamız gerekir. Evet, şu aşçıyı alıyorum. Aynı zamanda tabii ki garsonlarla birlikte çalışacak. Aşçılarla birlikte çalışacak garsonlar da var. Onları da almamız gerekiyor. ZX tuşlarıyla yön değiştiriyoruz. Gördüğünüz üzere limonatayı da tamamladık. Yaklaşık 230 dolar kadar içerideyiz. 230 altın kadar daha doğrusu. Çok da önemli değil. Bir aksilik olmazsa bugün itibaren çözebiliriz bu durumu. Bu bir walkthrough videosu değil. Bu bir tanıtım videosu. O yüzden çok da uzatmayacağım. Oyunun mekaniklerini, mantığını anlayabildiğimizi düşünüyorum. Oyun gerçekten ayrıntılı. Araştırma sekmesinde yapabildiğimiz bir sürü şey var. Etkinlikler var. Onun dışında yeni katlar, ikinci, üçüncü kat ve en sonunda da bodrum katı olarak eksi bir zemin kata inebiliyoruz. Onun dışında oyunlar var. Kış bahçesi, yaz bahçesi var. Ayrıca otel sistemi de var oyunda. Tavernanıza, yani şu aşamaya geldiğinizde bir kısmını, istediğiniz katların bir tanesini otele çevirebiliyorsunuz. İşte yataklar, gardıroplar koyarak kaç yıldızlı odalar yapmak istediğinizi tabii ki belirliyorsunuz. Ben ilk deneyimde direkt 5 yıldızlıdan başlamıştım. 5 yıldızlı otelin getirisi gerçekten fazla oluyor. Onun dışında etkinlik sistemimiz var. Etkinlikler de önemli. Etkinliklerde araştırmamız için ihtiyacımız olan nadir ve altın müşterileri ve hatta kraliyet müşterilerini bile etkinlikler sayesinde kolayca tavernamıza getirip görevleri tamamlayabiliyoruz. Belli bir aşamaya kadar alabileceğimiz garson sayısı sınırlı. Şu araştırmayı tamamladıktan sonra istediğimiz kadar garson da ekleyebiliyoruz. Evet, bir gün daha bitirdik ve 446 gold kadar bir kâra geçtik. Gayet iyi.
geldi mi onu da alabiliriz artık bence. Neyse, bu videodan bu kadar. Umarım beğendiniz. Merak ettiğiniz bir şey varsa oyunla ilgili sorabilirsiniz. 12,5 liraya alınabilecek ve uzun saatler eğlenceli zaman geçirmenizi sağlayabilecek güzel bir oyun. Tavsiye ediyorum. Umarım beğenirsiniz. Herkese iyi seyirler.